Kardeşlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bu topluluğu, görkemli topluluğu toplayan, bir araya getiren başta Hekiman Belediye Başkanımız Mehmet Şerif Yıldırım'a, ilçe örgütümüze ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Sözüme başlarken bugün bir şehidimiz var, Kocaözü'lü. Ona da Allah'tan rahmet dilediğimi ifade etmek istiyorum. Sözlerimin en başında il il, bölge bölge gezerek, kimi zaman Tekirdağ'da, kimi zaman Giresun'da, yarın Antep'te çiftçi mücadelesine ses olan Genel Başkanımız Özgür Özel'in sizlere selamlarını, saygılarını iletmek istiyorum. İnşallah. İnşallah o da gelecek. Değerli arkadaşlar, dert çok, sorun çok. Bugün Malatya herhalde tarımsal anlamda en zor günlerini, en kötü günlerini yaşıyor. Ülken bu yıl 20 litre mazot alınıyor. Yani çiftçinin 80 litre mazotu çalınmış durumda. Bakın, 2023 yılında 10 kilo kayısı ile 5 ton çiçek ilacı alınırken bugün 1 ton çiçek ilacı alınıyor. Geçtiğimiz yıl 10 kilo kayısı ile 5 torba gübre alınırken bu yıl 1 torba gübre alınabiliyor. Niye acaba? Niye? Çiftçi az mı çalıştı? Az mı emek verdi? Bunun sebebi yıllardan beri izlenen politikaların sonucu. Bu tablo Kayseri'nin ne hale geldiğini gösteriyor. Sizler biliyorsunuz da bunu Ankara'ya, ülkeyi idare edenlere duyurmak için de söyleyelim. Geçtiğimiz yıl kuru kayısı 200'de 280 TL iken bu yıl 110'la 120 TL arasında. Gübre geçtiğimiz yıl 550 TL idi. Bu yıl 1100 TL. Mazot geçtiğimiz yıl 19 TL idi. Bu yıl 46 TL. İşçilik geçtiğimiz yıl 450 civarındaydı. Bu yıl 800, 850, 900, 1100 civarında. İlaç geçtiğimiz yıl 450 TL idi. Bu yıl 1000 TL. Bu tablo çiftçinin nasıl yoksullaştığının kanıtıdır. Bu sadece kayısıyla sınırlı değil. Burada arpa eken, buğday eken çiftçimiz var mı? Onların durumu daha perişan. Bakın, Toprak Mahsulleri Ofisi 9 lira fiyat açıkladı buğdayda. Bugün çiftçi 7 liraya, 6,5 liraya buğday satıyor. Öyle değil mi? Bakın, taban fiyatın daha altında fiyata buğdasını satıyor, arpasını satıyor. Sadece onda mı? Tütünü öyle, sebzesi öyle, kayısısı öyle. Yarın ceviz çıkacak, cevizi öyle. Maalesef çiftçi ektiğini karşılığını alamıyor. Değerli arkadaşlar, bakın bu kayısı Malatya'nın sadece bir tarımsal ürünü değil. Yüz binlerce insanın ekmek yediği bir ürün. Gelinin gelinlik parası. Çocuğumuzun ayakkabı.
kitap parası, kalem parası, defter parası. Dolayısıyla Kays'ı bizim namusumuz, Kays'ı bizim şerefimiz. Hiçbir ülkeye böyle bir ürün nasip olmaz. Ama yerlerde sürünmeye devam ediyor. Buradan hep birlikte maalesef ülkeyi yönetenler, ulusal siyasetçiler de, yerel siyasetçiler de Malatyalıların sesini duymuyor. Malatyalıların sesini duymuyor. Sorsam size hangi siyasetçileri tanıyorsunuz desem isim veremezsiniz. Ama onlar başka işlerle uğraşıyor. Değerli arkadaşlar, sadece çiftçiler için söylemiyorum. Malatya bir deprem felaketi yaşadı. 19 aydan beri Malatya'da çivi çakılmış değil. 2015'te Kuruncak'ta, Hekiman'da deprem yaşandı. Hala evler teslim edilmiş değil. Öyle mi? Doğru mu? O zaman sesimizi daha gür duyurmalıyız. Buradan Malatyalılara sesleniyorum. Depremde mağdur olmuş Malatyalılara sesleniyorum. Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Birlik ol! Birlik ol! Kalk ayağa! Sesini duyur! Çiftçiye söylüyorum, Malatya'daki çiftçilere söylüyorum. Hep birlikte kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Hala memlekette esnafa söylüyorum, Malatya'daki esnafa. Malatya'da dükkanı yıkılıp hala iş yeri teslim edilmeyen, 19 aydan beri temeli atılmayan esnafa söylüyorum. Korkma! Kalk ayağa! Kalk ayağa! Kalk ayağa! Duyur sesini! Duyur sesini! Rezerv alanda haksızlığa uğrayan ev sahibi kardeşim, sevgili Malatyalılar, korkmayın! 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 Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Kalkın ayağa! Seni idam edemezler. Sana bir şey yapamazlar. Sana bir şey yaparlarsa, sana eziyet ederlerse onun önünde duracak bir vekilin var, bir partin var, biz varız, hiç merak etme. Sen sesini çıkarmadığın sürece, sen ayağa kalkmadığın sürece bunları yaşamaya, ezilmeye devam edersin. Onun için Malatya'da hangi sorunu yaşayan kim varsa hep beraber kalkın ayağa diyoruz, kalkın ayağa diyoruz. Daha önce en düşük emeklilik maaşının 1,5-2 katını alanların da maaşları 14 bin liraya, 14-15 bin liraya düştü. Yani en düşük emekli seviyesinde maaş almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla anketlerde her gün partimiz istikrarlı şekilde oylarını artırmaya devam ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yapılacak ilk seçimde Atatürk'ün koltuğunda, sarayda değil, Çankaya'da bir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız oturacak. Onun sözünü de size vermek istiyorum, onun sözünü de. Çiftçi perişan, depremzede perişan, emekli öyle, çalışan öyle, çalışamayan öyle. Ben tekrar Mehmet Şerif Başkan'a teşekkür ediyorum. Burada bulunan belediye başkanlarımız var. Eski belediye başkanım, sevgili dostum Ali Seyit abiye teşekkür ediyorum. Arguvan belediye başkanımız burada. Ona teşekkür ediyorum. Yazdağan belediye başkanımız var, il başkanımız var, kadın kolları başkanımız var. Bir de sizin evladınız, misafiriniz ta Güzelbahçe'den gelen ve Malatyalıları İzmir'de temsil eden Mustafa Günay var. Ona da hoş geldin diyoruz. Ben sözlerime son veriyorum. Bugün ekmeklerini arayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki Malatya'daki inşallah kısa sürede bir Malatya'da da Kays'ı mitingi yapacağız. Burada bulunan arkadaşlarımız Hekiman'da Malatya'ya örnek olacak. Hep beraber tekrar diyoruz ki kalk Malatya'ya, kalk Malatya'ya, ekmeğine sahip, ekmeğine, şehrine sahip çık. Sen sahip çıkmadığın sürece sahipsizliği devam edecek. Ben milletvekili olarak her zaman Malatyalıların yanındayım. Malatyalıların emrindeyim. Gözünü budaktan sakınmadan mücadeleye devam. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.